Selamlar efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Cihan rehberiyle beraber karşınızdayım. Bu videoda Cihan'ın tüm yetenek kitine değineceğiz. Ne gibi ekolar kullanabilir? Bunlardan bahsedeceğiz. Silah sıralamasından bahsedip takım önerilerinde bulunacağım. O zaman hepinize iyi seyirler dilerim. Lütfen destek olmak için videoyu beğenmeyi ve kanalda abone olmayı unutmayın. Cihan genel olarak da alanda durmayı seven DPS bir karakter. E yeteneğiyle öne atılıp rakiplerini deşerekten hasar veriyor. Hatta bunu havada kullanıp keşif için ufak kolaylıklar sağlayabiliyor. Ultisini açtıktan sonra ise hem önündeki canavarlara anlık yüksek bir hasar çıkartıyor. Hem de Combat Forte'deki yüklerin bitene kadar önündeki tüm düşmanlara alan hasarı gerçekleştiriyor. Hatta canavarlar küçükse onları bir araya toplayıp ejderiyle bile sürükleyebiliyor da oldukça güzel bir hasar çıkartıyor. Cihan'ın ultisi kullanıldıktan sonra ayrıca sıradaki yapacağı tüm vuruşlar yüklü yani ağır saldırı olarak geçeceği için de yüklü saldırı bonusundan bayağı iyi bir şekilde faydalanabiliyor. Ona göre karakter de veya silah da kullanabiliriz. Peki Cihan'ın yeteneklerini az çok anladık. Peki Cihan'ın Combat Fortress'i ne işe yarıyor? Yani can barın üstündeki o bar nasıl dolduruluyor ve amacı ne? Can barın üstündeki o dolan Combat Fortress'i aslında Resolve isminde bir adet yük biriktirmeye başlıyor. Yarısına ulaştıktan sonra toplamda 30 yük biriktirmiş oluyorsunuz. Ve o barı tamamen fullediğinizde toplam 60 yük elde etmiş oluyorsunuz. Combat Forte'de yarı yüke ulaştığınızda yani 30 yüke ulaştığınızda olur da E yeteneğinizi kullanırsanız burada 30 yük kullanıyorsunuz ve E yeteneğinizin hasarını %20 arttırabiliyorsunuz. Eğer ki 30 yüke geçmişken ulti kullanırsanız hem ultiniz önünüze ejderi düşürerekten anlık hasar veriyor hem de artık E yeteneğiniz burada Resolve yükü harcamıyor. Yani ulti kullandıktan sonra Resolve yükü harcamadığı için de E yeteneğini ulti esnasında da kullanabilir. Ve bu esnada ulti için tekrardan enerji biriktirmeye anında başlayabilirsiniz. O yüzden E yeteneğinizde ultiden sonrayı da saklayabilirsiniz eğer ki az yükünüz varsa. Peki Resolve yüküm benim 30 değil. 30'dan önce ulti kullanmam mantıklı mı Cihan'da? Hayır değil. 30'dan az yükünüz varken eğer ki Cihan'da ulti atarsanız anlık bir hasar çıkartamazsınız. Yani ejder önünüze düşmez. Sadece alan hasarı vurmaya başlarsınız ki o da hiç mantıklı değil. Çünkü çok yüksek bir alan hasarını kullanmak varken o anlık hasardan vazgeçerseniz bayağı büyük bir hasar kaybı yaşamış olursunuz. Bu aşağıda Combat Forte barını ise vuruşlar yaptıkça ya yüklü saldırı ya da normal vuruş yaptıkça doldurabiliyoruz. Yük elde edebiliyoruz. O da aklınızda bulunsun. Aslında Cihan'ın introsu burada önemli. Çünkü alana geçerken havadan mızrak indirmesiyle olur ufak bir anlık hasar veriyor iyi güzel ama tek işlevselliği bu değil. Cihan'ın Combat Fortress'indeki üst yetenekleri açmaya başladığınızda artık Cihan alana girerken yani into skilliyle havadan mızrak indirdiğinde burada atağını %10 arttırabiliyor. Bu yüzden aslında önemli. Yetenek geliştirme sıralamasından birazdan bahsediyor olacağım. Oradan daha detaylı anlarsınız zaten ne demek istediğimi. Ama dediğim gibi intro skillini kullanacaksanız bu özelliği de açmış olmanız çok büyük önem taşıyor. Önceliğinizi verin derim ben. Auto skillinde ise yani farklı bir takım arkadaşına geçerken o çember fulleniyordu ya sol alttaki çemberden bahsediyorum. Takım arkadaşlarınız da çerçevesi parlıyordu. O anda geçiş yaptığınızda eğer ki takım arkadaşınız rakibe bir adet yüklü saldırı gerçekleştirirse Cihan burada kendi atağının %313'ünü kadar kullanaraktan rakibe anlık bir hasar geçirir. Ki bunu iki defaya kadar kullanabiliyorsunuz. Yani ben Cihan'dan gittim, Vayne'e geçtim, iki defa yüklü saldırı yaptım. İki defa bayağı yüksek bir hasar çıkartıyor. Yani alan dışından da vurmayı devam edebiliyor karakter az da olsa. Bence karakterin mantığını iyice oturtturduk diye düşünüyorum. O zaman temel niteliklere birazcık bakalım. Burada normalde Cihan'da siz gerçekten sağlam bir build istiyorsanız ve diyelim ki burada kılıcınızda herhangi bir şekilde hasar yani kritik hasar veya kritik oran yok diyelim ki. Siz burada Cihan'da mümkünse oyunun ilerleyen aşamalarında 60 orana işte 150-140 civarında hasar kasmayı deneyebilirsiniz. Ama tabii ki bu daha da ilerleyen aşamalarda işte oran veya hasar veren kılıç olduğu durumlarda buradaki değerleri yükseltebilirsiniz. Benim burada 48 oran olduğuna bakmayın. Yani daha oyun yeni başladı biliyorsunuz. Oyunun çok fazla erken aşamalarında olduğu için yeterince iyi dizemedim. Bu kadar oluverdi. Daha da iyi dizmek isterdim. O şekilde göstermek isterdim. Daha mı tam olmadı. Enerji karakter çok fazla istiyor. Yani Cihan'da 40 ila 50 arasında enerji kasmanız gerekebilir. Çünkü karakterin eğer ki espri yoksa yani espriden kastım şu. Karakterden ekstradan bir tane daha çıkarmamışsanız maalesef ki çok fazla enerji istiyor. Öteki türlü ultisini fulleyemiyor. Bu yüzden bu da aklınızda bulunsun kritik bir nokta olaraktan. Öteki türlü zaten atağa da abanıyoruz bu karakterde. Geçelim şimdi ekolara. Ekolarda 4-3-3-1-1 şeklinde ilerliyoruz Cihan'da. Ve 4 kostluk eko olaraktan da Faelion Beringal'ı kullanıyoruz. Bu da bildiğimiz dünya bossu zaten. Rahatlıkla bunu bulup kestikten sonra da elde etmeyi deneyebilirsiniz. Bunun özelliği sayesinde rakibe eğer ki Q tuşunu isabet ettirirseniz yani Eko'nun vuruşunu isabet ettirirseniz siz de burada Jhin'in hem ağır hasarını yani rüzgar hasarını arttırmış olur hem de ağır saldırılarının hasarını arttırmış olur. Oldukça avantajlı. Eğer ki Faelion Beringal'ı açabiliyorsanız ve 5 parça SRG ile takabiliyorsanız buradan
tıklayıp sahip olduğunuz canavarlara bakabilirsiniz. İkinci kısma ya atak ya da aero damage bonus takabilirsiniz. Aero damage bonus daha iyi olacaktır. Ama ben burada aero damage daha düşüremediğim için uygun bir şekilde takmadım. Yani şu aslında düşürdüm de altında oran olmadığı için çok fazla oranım geride kalacak diye şimdilik atağı tercih ettim. Burada üçüncü de eğer alt niteliklerden yeterince enerji yüklemesi gelmemişse enerji yüklemesi takabilirsiniz. Veya karakteriniz S1 değilse yine enerji yüklemesi takmanız uygun olabilir. Eğer karakteriniz S1 veya üzeri ise burada enerji yüklemesi değil de yine aero damage bonus takmanız veya atak takmanız daha da uygun olacaktır. Cosplay'liklerde her türlü atak tercih ediyoruz. Temel nitelikte aklınızda bulunsun. Ama diyelim ki siz bu set parçasını 4 parça olarak açamıyorsanız hani gidip burada Lingering Tunes'u da 4 parça açmayı deneyebilirsiniz. Yine size güzelinden bir atak bonusu kazandıran bir set bu. Ancak eğer ki bu seti kullanacak olursanız yani Lingering Tunes'u kullanacak olursanız burada 3 kostu en üstte alıp kullanmanız gerekiyor, kuşanmanız gerekiyor. Flautist'i kuşanmanız lazım. Yine en üstte kritik oran veya kritik hasar tercih edebilirsiniz. Aynı burada olduğu gibi. Ama buradaki olayımız hani bunu kullanmamızın sebebi burada güzel bir şekilde enerji de biriktirebildiği için karakterimizin geçiş enerjisini fulleyebildiği için. Bu açıdan güzel oluyor. Daha rahat giriş veya çıkış yapabilirsiniz alana. Bunun için daha hani 3, 4, 3, 1, 1 şeklinde de ilerleyebilirsiniz bu sette. Diyelim ki ikisinden de 5 parça açamıyorsunuz. O zaman Seyre Gale'den 2 parça, Lingering Tunes'tan 2 parça açıp yine oynayabilirsiniz set bonusu olaraktan. Set bonusu açamıyorum oyunun çok başındayım derseniz o da problem değil. Set bonusu açmadan temel nitelikleri doğru taksanız da yeterli. Şimdi yetenek ağacında yeteneklerin geliştirilme sırasından birazcık bahsetmek istiyorum. Burada Cihan özellikle ultiyi çok fazla oynuyor. Ultisi olmadan hasar doğru düzgün çıkan bir karakter değil. Elbette yine çıkıyor ama asıl hasar kaynağı her türlü ultisi. Bu yüzden öncelikle ultiye vermeye özen gösterebilirsiniz. Ulti hasarını arttıran bir öteki niteliğimiz zaten buradaki Fortress Circuit'imiz. Bunun seviyesini arttırdıktan sonra hem ultiye hem yeteneğin hasar desteği sağlamış oluruz. Üçüncü olaraktan Rezonans skill'i yani yeteneğinizi. Dördüncü olaraktan intro skill'inizi ve son olaraktan da basic atağı geliştirebilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz bu karakter alanda durmuyor mu? Sürekli basic atak yapmıyor mu? Neden bu en sonunda? Karakterin ultisinin kendi vuruş çarpanları olduğu için burada geliştirmiş olduğunuz basic atak levelindeki vuruşlardan faydalanmıyorsunuz. Ama oyunun başında ille de sürekli ulti atabilmek mümkün değil. Oyunun başında illaki bu basic atağı öncelikle geliştirirsiniz. Ama oyunun sonuna ulaştıkça, enerjiyi çok iyi kastıkça, hani 40-50 civarına ulaştıkça ultiye daha fazla önem vermeye başlarsınız. Aklınızda bulunsun. İlerleyen seviyelerde buna daha fazla seviye vermeseniz de olur. Şunu belirtmek istiyorum. Bunları diyelim ki 3'er seviyeye ulaştırdınız. Şu ortadaki yeteneği mutlaka açın. Buradaki özellik sayesinde intro yeteneğinizi kullandığınızda Cihan 10 saniyeliğine pardon 15 saniyeliğine %10 atak bonusu kazanıyor. Ve hadi bunları 5. seviyeye ulaştırdıktan sonra şu yandaki özelliklerden birer defa açabilirsiniz. Sonraki geliştirmeyi yaptıktan sonra da ilk iş bunu açın. Alanda çünkü vuruş yaptıkça 8 saniyeliğine 12 kritik hasar bonusu kazanıyor ki bu sürekli kazanabildiği bir şey zaten. Sürekli vuruş yapabildiği müddetçe. Yine bunları işte 8 level yaptığınızda da buradaki yan özellikleri de açmayı hedefleyebilirsiniz. Yavaş yavaş olacak bu iş zaten. Hemen yapabileceğiniz bir şey değil. Şimdi geldik karakterde silahlara. Elbette takabiliyorsanız, alabiliyorsanız Verdant Summit yani Cihan'ın kendi silahını alırsanız burada hem kendi tüm hasarlarına bonus kattığı için hem de bir yandan da giriş hasarına, üstüne ulti hasarına da bir yandan hasar bonusu kazandırdığı için oldukça fazla kullanışlı bir kılıç karakterin kendisi için. Yünlen level 45 olduktan sonra silah seçimimiz var. Oradan şu ekranda görmüş olduğunuz kılıcı da seçebilirsiniz. O da Jhin için en iyi ikinci tercih. Ancak üçüncü tercihe geçecek olursak eğer ki Battle Pass satın almışsanız oyundan buradaki kritik oran veren kılıcı kuşanabilirsiniz. Dördüncü en iyi tercih olarak Wish'ten düşürmüşseniz Helios Cleaver'ı takabilirsiniz. Yüksek atak bonusu verdiği için sizi güzel bir şekilde götürür. Diyelim ki bu saymış olduğum kılıçlardan hiçbiri sizde yok. O zaman ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Haritada şu göstermiş olduğum konuma geliyorsunuz. Bir büyütüp şu şekilde göstereyim. Bir de yakınlaştırayım anlayın. Şuradaki mağazaya geliyoruz hemen. Tiger's Mom oraya geldiniz. Burada adamla konuştuğunuz zaman size takas sunuyor. Buradaki takas içerisinde eğer ki 80 adet şu taştan biriktirmeyi başarabilirseniz Lampilumen'dan silah seçebileceğiniz bir çanta alabiliyorsunuz. Bunun içerisinde Broad Blade isminde bir kılıç var. Bunu aldığınız zaman size enerji yüklemesi de kazandırdığı için hem ultinizi daha rahat kullanabilirsiniz hem de atak bonusu fena değil. Tercih edebileceğiniz en iyi ücretsiz kılıç diyebilirim ben buna. Alabiliyorsanız mutlaka bunu alın. Ama onun dışında 3 yıldızlardan da son olarak bir tane idari kılıç önereyim isterseniz. Hani hiçbir seçeneğiniz yoksa ve çaresiz kalmışsanız. Burada önerebileceğim şey Broad Blade of Night olur. Atak bonusu kazandırdığı için yine bu da işinizi görür. Fakat bu geride kalıyor genelde. Hani ücretsiz dediğim kılıcı alırsanız daha iyi olur. Taş biriktirip. Şimdi geldik Resonance Chain'e. Burada biz karakterden bir adet düşürdüğümüz zaman Sequence Node olarak geçiyor. Ben kısaca S diyeceğim. Yani Cihan'dan sizde bir adet vardı, bir tane daha çıkardınız. S1 oldu gibisinden birazcık bahsedeceğim. Daha rahat aynı anlayın diye hem de çok fazla uzatmayalım lafı.
Cihanınız S1 olduğu zaman artık yeteneğiniz 2 defa kullanılabilir. Ayrıca yeteneğiniz artık burada 30 dük yerine 15 dük kullanmaya başlar. 2 defa yatabileceğiniz için ultiniz için daha az enerji yüklemesiyle daha çok enerji fulleyebilirsiniz. Yani enerji yüklemesini daha az bulsanız da oluyor bu tarz bir durumda. Hatta ultinizde çıkan 2 defa kullanabileceğiniz için daha da fazla hasar çıkartabiliyorsunuz. Kullanışlı bir özellik. S2'de ise intro skillindeki o pasif özellik vardı ya ortada açtığımız. Onu açtıktan sonra eğer ki Cihan'la intro giriş yaparsanız 30 adet yük elde eder. Bununla birlikte 15 saniyeliğine kendi atağını %28 arttırır. Bayağı güçlü bir özellik, yine işinizi görür. Hem yük biriktirme açısından problem yaşıyorsanız, sürekli vuruş yapmak istemiyorum diyorsanız, bu size oldukça güzel bir şekilde götürecektir. S3'te Cihan'da E-yeteneğinizi kullanırsınız veya ulti ile beraber vuruş yaptığınızda hiç fark etmez. Intro ile giriş yaptığınızda alana Cihan 16 kritik oran kazanır ve 32 de kritik hasar kazanır 8 saniyeliğine. Buradaki şeyleri zaten sürekli ardı ardına tekrar edebiliyorsunuz. Sürekli 16 oran ve 32 hasar aldığınızı düşünün. Bayağı güçlü bir özellik. S4'te ise ultisini kullanırken ve ultisindeki o combat fort özelliğini kullanırken fark etmez. Tüm takım üyelerinin yüklü saldırı hasarını %25 arttırır. Eğer ki Cihan dışında yüklü saldırı oynayan bir başka karakter varsa takımımızda, onlar adına güzel bir özellik. S5'te ise Outro skillinin özelliğinin hasarını %120 arttırır. Ayrıca Cihan birisine vuruş yaptığı zaman 8 saniyeliğine %3 atak bonus kazanır. 15 defaya kadar birikir. Hatta eğer ki intro skill ile giriş yaparsa, açmış olduğunuz pasif ile beraber oradan anında maksimum yüke ulaşabilirsiniz. Fazlasıyla güçlü. S6'sında ise Cihan'da her yüklü saldırı intro skill'i veya dilerseniz yeteneğinizi kullandığınızda bir adet momentum yükü kazanırsınız. Maksimum 2 yüke kadar biriktirebilirsiniz. Ulti kullandığınızda ise buradaki tüm yükleri kullanırsınız. Ve sıradaki kullanacağınız ultide buradaki tüm yükleri kullanırsınız. Ve kullanmış olduğunuz yük başına %120 hasar bonusu elde edersiniz ultiniz için. Ve %240'a kadar bonus gelmiş oluyor. Oldukça güçlü S özellikleri var diyebiliriz biz burada. Özellikle bir değerli aklınızda bulunsun. Rahat rotasyon yapabilmeniz için önerir miyim? Öneririm. Ama öncelikle çıkaracaksanız hiçbir kılıcınız yoksa önce kılıç derim. Zaten enerji yüklemesiyle güzel bir şekilde ekolardan idare edebiliyorsunuz. Daha sonrasında S1'i almayı deneyebilirsiniz eğer ki aklınızda varsa. Geldik takım kurulumuna. Şimdi Jayne ile takım kurulumu yaparken Mortify çok avantajlı bir karakter. Çünkü Mortify'nin buradaki outro skill'i sayesinde sıradaki geçeceği karaktere %38 yüklü saldırı bonusu, hasar bonusu verebiliyor ki bu da zaten Jayne için inanılmaz güzel avantajlı oluyor. Doğrudan ultisine destek sağlamış oluyorsunuz aslında. Bu yüzden fazla iyi. Yine aynı şekilde Verina'yı burada kullanıp hem şifacı olarak da kullanabilirsiniz. Hem de yine Verina'da sıradaki karaktere geçeceği zaman o da tüm karakterleri %15 tüm hasar cinsinden hasar bonusu kazandırdığı için yine bayağı avantajlı oluyor. Kesinlikle bu ikili gayet iyi. Ama bende Mortify yok, elde edemedim beni atmama rağmen diyorsanız. Burada dilerseniz Altoy'u kullanıp yine Aura Damage hasar bonusu verdiği için tercih edebilirsiniz. Eğer ki sizde Verina yoksa Verina yerine de burada Baze'i tercih edip şifacı olaraktan hayatta kalmayı hedefleyebilirsiniz. Bunlar en iyi yapabileceğiniz tercihler. Ancak benim bu tarz karakterlerim hiç yok diyorsanız burada Mortify yerine yan yan da kullanıp rakiplere kitle kontrol uygulamayı da hedefleyebilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. Benim önerebileceğim en iyi takımlar şu anda bunlar. Evet, rehberde bahsedeceklerim şimdilik bunlar. Umarım bu bilgiler size yardımcı olmuştur. Hepinizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Sıradaki rehber hangisi olsun diye istiyorsanız burada yorumlarda belirtebilirsiniz. Belki ona göre önceliğimi farklı bir karakteri de verebilirim rehberde. Aklınızda bulunsun. Görüşmek üzere.